geliyor sevgili dinleyiciler. Maksimum Kart'ın sunduğu Nihat'la Sivrisinek devam ediyoruz. Çarşamba gününün akşamında yayınımıza 7:02 dakika geçiyor saat. İzmir'den canlı yayındayız. Yayınımızı İzmir Karabağlar'dan gerçekleştiriyoruz. Bu civarda bizi dinleyenler, yolu bu taraftan geçen dinleyicilerimiz buraya geliyorlar. Karabağlar'da yol üzerinde Hafele mağazasının önünden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Gelen dinleyicilerimiz reklam aralarında onlarla görüşüyoruz ki onlar da şu anda bizi Hafele mağazasının içinden zaten dinliyorlar ve bu akşam mutfak hikayeleriyle ilgili konuşuyoruz. Herkesin mutfakta başına gelen bir şey vardır diye tahmin ediyoruz. En ben yemek yapmam, yemeğe bulaşmam, mutfakla işim olmaz diyenin bile mutlaka gerçekten de bir şeyi olmuş mutfakla ilgili hakikaten bir problemi olmuş, bir şey olmuş. O nedenle biz de dinleyicilerimize soruyoruz. Bakalım ne gelmiş mutfakla ilgili başlarına. Göndermiş. Eşimle birlikte kek yapmaya karar verdik. Kek kalıbı olmadığı için küçük bir tepsiye hazırladık keki ve fırına verdik. Kalıp yokmuş çünkü o sırada. Biraz zaman geçti ve kek başladı kabarmaya. Aa ne güzel kabarıyor deyip birbirimize baktık ve çok sevindik. Fakat kek kabarmaya devam etti. Kabardı ve kabardıkça kabardı. Fırının içi komple kek oldu. Bütün fırın yani. Ne diyorsun ya? Ondan sonra saatlerce fırın temizledik. Yani kabartma tozunu mu ayarlıyormuşlar? Valla yok, kabartma tozundan ziyade bir kek kabı değilmiş o. Hani kek kabında da neticede hani bir yere kadar kabarır, o daha derin olur. Bunlar tepsiye yapmışlar. Ha, tepsiye yayılmış o. Tepsiye yayılmış biraz. Oh. Annem bir gün tavuklu pilav yapmış. Ben de ertesi gün limonlu puding yapmaya kalktım. Zaten tavuklu pilavdan sonra limonlu puding en güzeli odur yani. Çok doğru bir çok seçim olmuş. Yani. Evet, çok yakışır evet. Bütün teflon tavalar makinedaydı. Bir dakika, limonlu puding yapacaksın, teflon tava nedir ya? Onu pilav için herhalde. Bütün teflon tavalar makinedaydı. Ben de tavuklu pilavın yapıldığı tencereyi soğuk suyla yıkadım, pudingi yaptım diyor. Sen teflon tavada puding yaptın mı hiç? Yoksa bana mı soruyorsun? Evet, sana soruyorum. Yok. Yoksa ben mi yanlış biliyorum acaba? Puding yaparken... Normal tencerede yapıyorlar yani. Ya tava ile ilgili bir bölümü var mı? Ve mesela limonlu puding olduğu için limonu önce tavada bir şey yapıyorsun falan, pembeleşinceye kadar. O şöyle ağda yaparsan eğer belki tavada olabilir. Limonlu puding o mu demek yoksa? Yok canım, olur mu öyle şey ya? Neyse, pudingi yaptım. Afiyetle yemeye başladım ki tencerenin tavuk kokusu bütün pudinge sinmişti. Ha, tavuk göğsüne gibi. Limonlu tavuklu puding olmuş yani. Ha, bak gördün mü? Ne var, tavuk göğsünü limonlu yapmış olmuşsun gibi bir şey aslında. Yani. Ama tavuk göğsünde de öyle tavuk kokusu olmaz ya. Yurtta elektrik mühendisliğinde okuyanlara floresandan kablo çektirip ve o kabloları tencereye sokup hazır çorba yapmaya kalkıştık. Düşünce çok güzeldi. Uygulama? Ama keşke metal kaşıkla karıştırmasaydık. Patladınız. Biraz öyle olmuş herhalde anladığım kadarıyla. Ya bak, şunu merak ettim. Demin Canan yazmış. En son mutfakta ben çaylı kek yaptım diyor. Ben de sandım ki yani kekin yanına çay yaptı falan. Sordum. Evet. Resim gönderdi, diyor ki yani süt yerine çay koyduk diyor. Süt yerine çay mı koymuş? Evet, keke süt yerine çay koymuş, öyle bir kek olmuş yani. Ha, dolayısıyla ayrıca yanına çay demlemeye gerek mi kalmamış? Ha, onun yerine süt içmiştir herhalde, bilmiyorum yani. Keşke öyle yapmasaymış ama. Ya çünkü muhtemelen yıllar önce denemişlerdir onu yani. Çayı burada koyalım, sütü yanında içelim. Bakmışlar ki olmuyor. Bana Rize'den hediye pet kola şişesine doldurulmuş fasulye turşusu gelmişti. Açmak isterken bomba gibi bir patlama oldu. Gözlerimi açtığımda mutfağın tavanı, bütün dolap kapakları fasulye turşusu olmuştu. Yeni yıkadığım saçımdan bile fasulye sallanıyordu. Onun tabii asidi tazik yapar. Üstelik o gün evde büyük temizlik olmuştu, hangisine yanayım diyor. Duygu göndermiş. Ya kokar da yani, uzun süre geçmez kokusu. Ya.
Benim güzel kızım hayvansal ürün alerjisiyle doğdu. 5 sene yumurtasız, sütsüz doğum günü pastası yapabilmek için bir keresinde arka arkaya 4 kere taş gibi olan kek denemelerini ağlaya ağlaya çöpe atmıştım. Yarın onun doğum günü, yine onun için her şeyi yaparım. Çok seviyorum onu diyor. Tabii ki biz de mutlu seneler dileriz. Elara'nın annesi Özge göndermiş. Elara mutlu adı ne? Elara. Elara. Evet, ona evet, Elara'ya mutlu yıllar diliyoruz. Annesini de kutluyoruz ayrıca, tebrik ediyoruz. Hiç üzülmesin. En güzel ya, bir annenin yapacağı şeyi yapmışsınız yani. Çok zor doğru ama. İlk yaptığım yemek biber dolmasıydı. Dolmaya pirinç koymayı unutmuşum. Bir kilo kıyma yarım kilo biberi zor doldurdu. Çok ağır olur bir de. Hatta kalan biberleri annem görmesin diye çöpe atmıştım. Ya görüyor musun, biberi fazla almışız. İlk yaptığım yemek türlüydü ve ben patateslerini koymayı unutmuşum. Türlü patates. Ya aslında olabilir yani. Sonradan ekledim ama pişmeyen patatesler rezil etti beni diyor. Tabii patates hemen pişer mi ya? Evet, zeytinyağlı, soğuk ama limon yok diyor. Zeytinyağlı dolmaymış az önceki. Ha, yeniler yoldaki dolma. Evet, bu arabada yedikleri yani. Ama işte limon yok. Yani neyleyim öyle zeytinyağlı biber dolması limon olmayınca. Limon yolda satan yok mudur ya? Yok, limon satmazlar değil mi? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde izliyor. Gerçi köprü girişinde eskiden satıyorlardı ama. Ha, olabilir yani. Annemin tarhana çorbası yap demesiyle çorba yapmaya kalktım. 3 kaşık tarhana yerine 3 kupa tarhana koydum. Ne diyorsun? 3 kupa dediği bildiğimiz bu büyük bardak yani. Evet evet, öyle koymuş yani. Eşe yoğun bir tarhana olmuştur herhalde yani. Çok az tabi olur ya. Bizim de yazlık maceramız var. Tencere bulamadık. Makarnamızı kahve makinesinin içinde yaptık. Ufak olduğu için 4 kez tekrarlamak zorundaydık. Süper. Tabii makine çöpe gitti diyor Turgut. Çok güzel. Demek ki kışın bu yazlıkların etrafındaki çöplüklerde dolaşsan böyle bayağı bir atılmış işte böyle başarısızlık neticesinde kaybedilmiş tencere, tava, kahve makinesi. %100. Ve benzeri kimi elektrikli cihazlar bulabiliriz yani, ben öyle anlıyorum bunları. Ama çok iyiymiş ya, kahve makinesinde makarna. Eşim yemek yapmaya çok meraklı ama çok kötü yapıyor. Bir de söyleyemezsin ya ona kötü yaptığını. O da ne fena bir şeydir ya. Hayatım nasıl olmuş? Güzel olmuş. Yani çok güzel olmuş gerçekten. Güzel olmuş dediğim için de o yemek hep böyle yapılır. Tabii. Bir de bazı şeyler ama doğru söyle, ne olur doğru söyle. Asla doğruyu söylemeyeceksin. Çok tuzaktır o yani. Tabii tabii, o kesin tuzak sorudur yani. Ya doğruyu söyle Allah aşkına. Ya yok, güzel olmuş. Ya bak, ne olur doğruyu söyle ya. Ya şimdi o zaman tamam ya, şimdi anneminki de o zaten var ya, eğer onu bile annem yanlış diye çıktığı an o giriş yanlış zaten. O bitti yani. Ondan sonra sen mesela anlat, ne bileyim ben işte kaftağından bu çorbayı getirdim senin için. Bitti ondan sonra zaten, hiç şansın yok. Eşim yemek yapmaya çok meraklı ama çok kötü yapıyor. Ezogelin çorbasının tarifini almış. Her malzemeden bir fincan ölçü vermiş. Bu kime yetecek dedi. Su bardağıyla ölçtü. Ezogelin çoğaldı. Çoğalmaz mı? Apartmana yetecek karışık pilav çıktı diyor. Güzel. Manisa'dan Dilek göndermiş. Ya Dilek'in kocası yapıyormuş bunu yani. Mikrodalgada yumurta haşlanmıyormuş yala diyor. Mikrodalga yumurta mı koymuş? Fırın patladı, bütün mutfaktan yumurta parçaları topladım. Bayağı, evet yani mikrodalgada yumurta haşlamaya kalkmış arkadaş. Yazık. Bakalım. 21 yıllık evliyim, yeni gelindim. Eşimin ailesiyle yan yana oturuyoruz. Süt almıştım mahalle sütçüsünden. Koydum ocağa, sen ben onu unut. O sonra bir de kokar biliyor musun o süt? Kokar. Oo, çok fena yani. Şimdi biz çok kalabalık bir aileyiz. Bizde mutfağa ocakbaşı denir. Akşamları yemek yendikten sonra herkes teker teker büyüklere çaktırmadan ocakbaşına toplanırdık. En sonunda dedem tek başına kalınca salonda, şu ocakbaşında ne yaparsınız bilmem deyip gelir baş köşeye oturur, bir sürü hikaye anlatırdı. Bizim mutfak muhabbetleri süper olurdu diyor Belgin. Ne güzelmiş. Ya o zaman tabii şimdi ben hatırlıyorum mesela eskiden hakikaten mutfaklar hani daha böyle büyük mutfaklar, özellikle bu ahşap evlerde falan. Yani mutfaklar çok daha büyük olurdu. Genelde
yemekler mutfağın içinde ya da mutfak bahçeye açılırdı. Kalabalık bir aile bile olsan mutfakta soğardın yani. Tabii tabii. Ya böyle misafir geldiğinde falan o zaman büyük sofra kurulurdu. Evet. O zaman da zaten şey olurdu, taşlık denilen bir yer olurdu böyle evin ortasında. Ya da mevsimine göre işte bahçede öyle bir sofra kurulur. Orada yemek yenirdi yani, o zaman öyle olurdu değil mi? Evet, öyle olurdu. Bak diyeceğim. Heh. Mutfakta ben o kadar berbatım ki ağda ısıtacağım diye evi yaktım. Konunun mutfakla ilgisi yok ama. Yani mutfakta ama sonuçta. Şimdi biz onu bilemiyoruz tabii. O konuya çok yabancıyız. Yani hiç ağda ısıtmışlığımız ve yapmışlığımız olmadığı için. Nasıl olur, nasıl yapılır bilmem ne falan filan, ben bilmiyorum yani. Ya limon, şeker, Murat bilir aslında. Ha, şeker olduğu için işin içinde bol miktarda. Evet, Murat çünkü mesela çayına 6 şeker, 7 şeker falan attığı için hani mesela yani ağda kıvamına çok az kalıyor. O yüzden biraz da limon koydum mu bitti. Dolayısıyla bizim ekipte ağdaya en yakın insan Murat. Ha, o yüzden, yoksa başka bir sebebi yok. Ondan dolayı yani, yani ihtiyacı var diye söylemiyorum ki, ihtiyacı da yok ayrıca kendisine yani. Onu bilemem. bir ara verelim, bir reklam arası. Olur. Reklamlar için İstanbul'a, merkez stüdyomuza dönüyoruz. Reklamların hemen ardından yeniden buradayız. İzmir'den canlı yayındayız. İzmir, Karabağlar'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Karabağlar'da şu anda Hafale mağazasının önündeyiz. Tam böyle Karabağlar, Gazi Emir Gazi Emir Karabağlar yönünde, Konak istikametinde yolun sağ tarafında zaten canlı yayın aracımızı göreceksiniz. Hafale mağazasının önünde ve birazdan reklamlardan sonra da ayrıca mini bir yarışma gerçekleştireceğiz. Bu yarışmayla bizi İzmir'de dinleyen ve isteyeceğimiz şeyi buraya, yayınımızın olduğu yere ilk getiren 10 dinleyicimize Hafale'den hediye paketleri vereceğiz. Bir reklam arası veriyoruz şimdi. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Alem Efendi'ye devam ediyor sevgili dinleyiciler. Çarşamba gününün akşamında Maksimum Kart'ın sunduğu Nihat'la Sivrisinek ve devam ediyoruz yayınımıza. 7:21 dakika geçiyor saat. İzmir'den canlı yayındayız. Yayınımızı yağmurlu bir İzmir akşamından gerçekleştiriyoruz. Biz Karabağlar tarafındayız. Karabağlar tarafında trafik trafikte öyle çok ciddi bir problem yok. Çok ciddi bir sıkıntı yok ama İzmir'in diğer noktalarında mesela Bornova girişinde, yani Manisa Bornova istikametinde İzmir girişinde trafik kilit vaziyette demiş mesela şey orada. Şey var mı, Ankara asfaltı? Ankara asfaltı var burada da, evet, yani Ankara yolu var yani. Tamam işte, orası da berbat olur diyorlar. He, anladım. Niye mesela yok desem olmayacak mıydı berbat orası? İnanmayacaktım o zaman. Allah Allah ya. Şimdi biz Karabağlar'dayız ve bulunduğumuz nokta önemli. Çünkü şimdi bir yarışma yapacağız ve bizi İzmir'de ve bu civarda dinleyenlerden bir şey isteyeceğiz. O isteyeceğimiz şeyi istediğimiz yere getiren, bulunduğumuz yere getiren ilk 10 dinleyicimize Hafale'den hediye paketleri armağan edeceğiz. Çok güzel. Hediye paketimizin içinde de özellikle işte mutfağı sevenlerin, sadece kadınlar diye ben ayırmıyorum, kadınların, erkeklerin, mutfağı sevenlerin mutfakta kullanacağı, böyle çok gerçekten sevecekleri bu tezgahla set arasına asılan çok güzel böyle bir şey var, aksesuar var. Evet. İşte üstüne bu kağıt havluyu koyabiliyorsun, streç filmi koyuyorsun, ondan sonra i̇şte alüminyum folyo koyuyorsun, baharatlar koyuyorsun, birçok şey kullanabiliyorsun. Çok şık gerçekten de. Şimdi bunlar evet, 10 dinleyicimize armağan edeceğiz. Peki nasıl armağan edeceğiz? Şöyle armağan edeceğiz. Bir şey isteyeceğiz dediğimiz gibi. İsteyeceğimiz şey de aslında çok zor bir şey değil. Daha çok kadınların yanında olabilecek ama erkeklerin de muhtemelen yanında olabileceğini tahmin ettiğimiz, düşündüğümüz bir şey istiyoruz. Parlak bir oje. Parlak bir oje mi? İşte parlak oje olur mu ya? Erkekte parlak oje olmaz, doğru. Şimdi erkekler genelde mat taşırlar yanlarında. Dudak parlatıcısı. Erkekler dudak kremi, yani kremi. Hani vardır ya böyle. Erkekler. O böyle çok yaygın bir şey olmayabilir yani. Ya ben mesela erkekte de olma ihtimali olan bir şey olsun istiyorum. Kadınlarda da olsun ama. Yani biraz böyle hani biraz daha kadınlar avantajlı olsun ama. Tırnak törpüsü. Tırnak törpüsü de erkekte çok olmayabilir yani. Tırnak makası. Tırnak makası. Ayna isteyelim ya, ayna. Ayna mı? Erkekte ayna, ne güzel. Bak o kadar laf ettin bana, bulduğu şeye bak ya. Olmaz mı ayna ya? Niye? Ya hangi erkekte ayna var Allah aşkına ya? Ha, doğru söylüyorsun, bende yok şahsen de. Tamam, tırnak makası olsun o zaman. Peki tamam, tırnak makası olsun. Tırnak makası size, erkeğin de bir ihtiyacı yani. Size tabii, erkeğin de bir ihtiyacı makas, tabii. Makastır yani. Makas, sadece makas istesek olur mu? Sadece makas. Normal bildiğimiz makas. Normal bildiğimiz makas. Öyle... Yani yanaktan makas. Hayır öyle değil, yanaktan makas. Gelenler ben sandım senin yanaktan makas olacak. Yok, Rıdvan'ın yanağından almaları gerekiyor. Rıdvan dışarıda olacak ama öyle değil. Makas, gerçekten makas. Şey olur mu böyle, bizi, çıt kesenlerden? Bizi fark etmez, makas. Yani makas olacak. Hani çakının içindeki makas da olabilir ama makas olsun. Yanında makasla şu anda bulunduğumuz yere gelen ve
mağazanın içinde, yani Hafele mağazasının içinde Rıdvan'ı bulan ilk 10 dinleyicimize Hafele'den hediye paketleri armağan ediyoruz. Evet. Çok basit. Eğer bizi İzmir'de Karabağlar civarında şu anda dinliyorsanız ve yanınızda bir makas varsa hemen buraya geliyorsunuz ve mağazanın içinde Rıdvan'ı buluyorsunuz. Arkadaşımız Rıdvan şu anda mağazanın içinde sizi bekliyor. O da sizi ve, bulur zaten. Ve onun yanına gelip makası gösteren ilk 10 dinleyicimize, ki bu arada o ilk gösterilen makası 9. olarak alıp tekrar göstermek olmuyor. Herkesin ayrı bir makasla gelmesi lazım. Makasla gelen ilk 10 dinleyicimize Hafele'den hediye paketi veriyoruz. Gelen her dinleyicimize de ayrıca %10 indirim kuponu da veriyoruz. Onu da ayrıca hatırlatalım. Makas paket asperler. Ha bir de evet öyle bir şey derler. Devamı vardır, onu söylemeyeyim. Doğru. Bir de İzmir'de miskete meşe diyorlar. Sen onu biliyor musun? Miskete meşe mi diyor? Evet meşe diyor. Meşe onu diyorlar. İlk defa duydum ben. Meşe diye, ben inşallah neşe değildir o. Ben meşe diye biliyorum. Bana çünkü burada bir öyle bir misket hediye etmişlerdi de şimdi geldiler onu sordular. Ne yaptın o misketi diye. Dedim ki ben saklıyorum onu. Gerçekten de duruyor benim ofisimde. Masanın üstünde. Nerede hediye ettiler? Burada daha önce İzmir'e geldiğimizde. Ha. Burada bir dinleyicimiz getirmişti. Burada Karabağlar'da daha önce böyle bir meşeli kahve varmış. Yani bildiğim bir kahve, kıraathane ve koca koca adamlar orada misket oynarlarmış. Yani meşe oynarlarmış. Harikaymış. O yüzden ismi öyle meşeli kahveymiş yani. Aa ne güzel, biz de oğlum giderken misket. Dedim, var mı İzmir'in böyle meşhur misketi mi var? Yok öyle bir şey yok da burada öyle bir şey varmış. Ha. Hemen de meşhursa alalım yani, hemen biz alalım. Meşhursa alalım ya. Biz eksik kalmayalım, aman alalım yani. Hiçbir şey olmadı, alırız bir yere koyarız yani onu. Böyle bir yere koyarız olmuyor. Ben de yıllar sonra böyle çocukluğumda böyle giderdim. Bir tane, iki tane, üç tane misket alırdım ya. Lan bir gün Tahtakale'de geziyorum, bir baktım böyle dükkanın önünde şeylerle böyle. Yüzlü misket satıyor. 100 tane misket. Aldım ben de hemen bir heves. Ne yapacaksam, sanki gideceğim mahallede çocuklarla oynayacağım, çocukları üteceğim sanki. Ne yaptın Allah aşkına? Evde bir işte şey böyle bir... Ne? İyisi de duruyor mu? Böyle gondol bir şeyin içinde duruyor böyle süs olarak. Ha o da güzel. Bir kere ama bir temizlenmesi zor yani. Evet çok zor işte. Bozlanır. Evet. Bir kere yatıracaksın. Halının üstünde oynadım ama bir sefer. Bir kere ama ya yani. Ya sana gelip misket oynuyorum ya. Biz mutfağa dönelim. Mutfakla ilgili, daha doğrusu dönelim. Mutfakta başımıza gelenlerle ilgili konuşuyoruz bu akşam. Acaba mutfakta neler yaşadınız ya da mutfakta başınıza neler geldi diye soruyoruz sevgili dinleyiciler. Abi İnge Hanım diyor ki mutfakta ben bulaşık süngerinden bile yemek yapma becerisine sahibim. Hayatta aç kalmazsınız diyor. Ya. Bulaşık süngerinden. Bu biraz iddialı olmuş. İmge bulaşık. Yap yiyelim. Bulaşık aynen öyle bak. Bulaşık süngerinden yemek yap, yemeyen ne olsun? Abi yer misin ya? Abi. Ben mesela zeytinyağlı bulaşık süngeri diyor. Yahu bakacağım işte yani. Üstüne bir iki dereotu. Bakalım. Mutfakta ben sadece cumartesi ve pazar günü kahvaltı hazırlarken bulunmaktan hoşlanırım. Hatice göndermiş. Hafta için nereden yiyorsunuz yemekleri? Dışarıdan herhalde. Eşi yapıyor herhalde o zaman demek ki. Ya da dışarıdan mı söylüyorlar acaba? Bakalım hemen gelen mesajlara. Annemin olmadığı bir akşam babam balık pişirmeye karar verdi. Bir ara mutfağa bakmaya gittiğimde balıkların yüzgeçlerinden aralanarak tavaya oturtulmuş bir şekilde kızartıldığını görünce. Nasıl oturtulmuş? Şimdi şöyle, balığı, yani balığın böyle içini temizledikten sonra böyle yüzgeç tarafları var ya, o yüzgeç taraflarından şöyle hafif ayırıp böyle balığı oturtabilirsin, böyle balık şey gibi durur. Yani suda gidiyormuş gibi durur. Ha evet. İşte öyle kızartıyormuş balığı. Ha iki yanlı değil de içini açmış. Evet evet içini açmış evet. Ya oturtmuş tavaya. Ya herkes bilmiyor maalesef balık işini. Üniversitede aşçılık öğrencisiyim. Asitte somon pişirdim. Ötesi var mı diyor Keremhan göndermiş. Asitte somon. Asitte somon nasıl nedir ya? Nasıl sonra yedin mi yani? Sülfürik somon yani. Ha, yiyince bir zarar olmuyor mu sana? Nasıl bir asitte ya, anlamadım ben. Yani evet bir zararı olmuyor mu, dediğin doğru. Ben ilk makarna deneyimimde makarna soğumasın diye sıcak suyun içinde bırakmıştım. Ha süper, makarna soğumasın. Yapış yapış olur ya, hamur olur o ya. Hamur oldu zaten diyor, Songi göndermiş. Hamur abi, dün bir şey diyeceğim, Barcelona nasıl hamur oldu? Ya evet ya. Barcelona evet bir miktar hamur oldu yani. Abi handikaplı real ya. Evet öyle bir şey var. İşe bak ya. Üniversitedeyken kuru fasulye yapmaya karar verdik. Telefonla annemi aradım. Bir su bardağı fasulye yeter dedi. Ben evdeki 3 hayvanı düşünerek bir bardak daha koydum. Sonra adam başı bir bardak olsun diye bir bardak daha ve sonunda 1 kilo fasulyeden 4 tencere kuru fasulye çıkıyormuş.
Biraz geç oldu ama öğrendik. Bir hafta fasulye yedik diyor. İzmir'den Onur göndermiş. Bir hafta. İzmir'de bunların öğrenci evinin olduğu bölgede biliyorsun çok ciddi bir hafta metan tehlikesi var. Ciddi tehlike mi? Tabii hafta. Tabii ciddi tehlike ya. Ya bu Barcelona nasıl yenildi ya? Patlıcan patlattım. İki patlıcanla Ali Nazik denemesiydi. İki patlıcanla Ali Nazik denemesi. Patlıcanları çizmeyi düşünememişim. Resmen faciaydı. Fırının içi her noktada sarkan patlıcan lifleriyle doluydu. Ha, bütün olarak mı atmış patlıcanı? Evet, patlıcanı almış bütün olarak fırına atmış. Ana, hiç çizmemiş kesmemiş. Üniversitedeyken canım irmik helvası çekmişti. İnternetten tarife bakıp yapayım dedim ama internetten öyle bir yapışmış ki irmikler koca tencerenin içinden yarım kase zor çıktı. İşte yapıştı mı şansın yok, kazımak zorundasın. İşte o yüzden zaten o irmik helvası yapılırken sürekli karıştırırlar ya. Bak dün Barcelona irmik gibi oldu, Real Madrid ne yendi adamlara. Ve İstanbul'a dönelim, bir reklam arası verelim. Reklamların hemen ardından yeniden buradayız. İzmir'den Karabağlar'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Karabağlar'daki Hafele mağazasının önünden yayınımızı yapıyoruz. Karabağlar'da ana cadde üzerinde, yol üzerinde Yeşillik bizi caddesi. Görürsünüz zaten. Evet, Yeşillik Caddesi üzerinde yolun hemen sağ tarafında bizi göreceksiniz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.